Bırak artık şunu ya. Ha? Bırak şunu artık, yeter. Çıkar hakkını, koy şuraya, yeter ya. Niye? Kayıttayız. Aa! Kayıtta mıyız? Aa! Aa hiç haberim yok. Hemen gitarımı bırakayım. Çıkar şu atkını hadi. Al asanı, otur. Aa! Atkımı da çıkarayım. Gryffindor atkımı. Evet. Atkımı çıkardım. Acaba neden Hedwigs'de mi çaldım? Neden? Sizce neden? Videonun başlığından olabilir mi? Çok mantıklı. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir giriş yapayım dedim hani böyle şey falan ha. Şekilli şüküllü. Şşşşşşşşş. Biz de yapıyoruz bir şeyler. Başlıktan da göreceğiniz üzere Harry Potter'la alakalı çoğu insanıyım. Tabii ki Potterhead'ler olarak bilenleriniz vardır. Ben de araştırırken bildiğim şeylere denk geldim. Bilinmeyen şeylerden bahsedeceğim. Bunun üzerine biraz muhabbet ederiz falan. Siz de yorumlarda kendi bildiğiniz burada olmayan şeyleri yazarsınız. Veya işte şu yanlış falan da diyebilirsiniz. Bunlar hiç problem değil. Yanlış araştırmış da olabilirim. Onlardan bahsedeceğiz. Geçelim videoya. Elimde şimdi birkaç tane Harry Potter'la alakalı J.K. Rowling'in filmden sonra falan açıkladığı şeyler var. Özellikle Twitter ve Pottermore üzerinden bayağı bir açıklama yaptı J.K. Rowling. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Büyük bir Harry Potter fanı olarak ben de gerçekten bu haberleri sıkı sıkıya takip etmeye çalışıyorum. J.K. Rowling'i zaten Twitter'dan falan takip ediyorum. Çok aktif zaten kadın ya. Evet ya. Şeyle mentionlaşmıştı, hatırlıyor musun? Dahomey'le. Aynen ya. Kaşı yarılmıştı ya. Çok çok güzel zamanlardı ya. Neyse konumuza dönelim. 1. En sevdiğin Harry Potter filmi hangisi? Ateş Kadehi geldi bana ya. Niye? Çocuktum, çok etkilenmiştim abi. Voldemort falan gelmişti ya böyle. Ha. Hem bir yandan çok korkunç. Cedric. Aynen. Benim Azkaban Tutsağı. O da çok güzel. Ya hepsi aslında hani aynı seviyede gibi ama Azkaban Tutsağı bir tık daha üstte, o da Sirius. Ben ondan çok korkmuştum ya. Küçüktük çünkü abi. Kaç yaşındaydık işte? Çok küçüktük. Benim Ruhemiciler'den ödüm kopuyordu ya. Ruhemiciler dedin. Evet. Şimdi Ruhemiciler konusu açılmışken. İlk bir büyü görüyorduk şeyde. İlk defa görüyorduk Azkaban Tutsağı'nda. Hangi büyü? Patronus. Patronus. Patronus büyüsü demişken J.K. Rowling'in filmden sonra açıkladığı şeylerden bir tanesi Patronus'la alakalı. Yani daha doğrusu birisinin Patronus'uyla alakalı. O da kim? Hagrid. Bildiğiniz gibi Patronus'lar bir hayvan simgeliyor falan böyle. Mesela Harry'ninki geyikti değil mi? Aynen. Babasınınki de geyikti. Aynen. Boynuzu geyikti. Babasınınki işte dişiydi. Harry'ninki erkekti diye hatırlıyorum. Boynuzları aynen vardı çünkü. Aynen. Ama Hogwarts'taki karakterlerden bir tanesinin, daha doğrusu aslında koca Harry Potter evrenindeki karakterlerden bir tanesinin diyeyim. Çünkü başka bu bilgiyi verdiği bir karakter yok. Birisinin patronusu yok. Bildiğin yok. Kim o? Hagrid. Harbi mi ya? Hmm. Yazıklar adamı. Gariban. Adam yazık, okul görevlisi. Şeyde böyle bahçede mahçede bir şeyler yapıyor. Şafkagayla falan ilgileniyor. Balkabağı yetiştiriyor. Ha. Ama adamın patronusu yok. Bir Ruhemici gelse saldırsa ne olacak? Hiç. Harbi. Hagrid'i düşünen yok. Hagrid'in patronusu yok. Bunun sebebi ne? J.K. Rowling Hagrid'in patronusu yok dedikten sonra da sebebini şu şekilde açıklıyor. Hagrid bir patronusu yapamıyor. Çünkü patronus büyüsü çok zor bir büyü. Açıklaması bu. Resmen kendi yaptığı karakteri ezmiş yani. Adam emekçi, adam işçi, ezilmez. Peki size bir soru. Sizce Hagrid patronus yapabilseydi, bir patronus olsaydı hangi hayvan olurdu? Ben örümcek olurdu diye düşünüyorum. Mantıklı, örümcek olabilir. Şey vardı ya. Ölen reis. Siz de Hagrid'in patronusuyla alakalı tahmininizi veya daha doğrusu isteğinizi, tahmin olamaz çünkü adamın patronusu yok. İsteğinizi, düşüncenizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi geçelim öteki. Ölüm Yadigarları'nda Hermione bir şey yapmıştı. Milletin hayatını kurtarmıştı, hatırlıyor musun? Yani daha doğrusu şöyle. Bir aleti vardı Hermione'nin. Daha da açık konuşamam. Ne ya? Hani Ron bakanlıktan kaçarken yaralanıyordu. Hermione bir yerden bir şey alıyordu. Neydi o? Çanta! Çanta, bir hatırlayamadın ya. Oğlum ama çanta nasıl hayat kurtarır? Çok saçma başlıyor. Oğlum her şeyi ona saklıyorlardı. Büyü yapmıştı ya çantaya. İnsan sonuçta çantadan beklemiyor kimsenin hayatını kurtarmasını. Hayat kurtarıcı bir şeydi o. Teşekkürler Hermione. Hermione'nin bu el çantası vardı. Buna büyü yapıyordu. İçinden bir sürü şey çıkartıyordu falan filan. Hani sonsuz bir çantaya çeviriyordu. Aynen. O büyü yasa dışıymış. Niye lan? Ne bileyim, bakanlık yasaklamış onu. Abi çok işe yarar bir şey. Niye yasa dışı ki yani? Belki de çok işe yarar olduğu için. Biraz fazla işe yarar olduğu için. Gerçi işte her şey
şey saklarsın. İşte. Ölü bile atarsın. Her şey var zaten. Bu yüzden yasa dışıymış. Hermione sonra bu büyüyü yaptığı ortaya çıkmış. Büyü yaptıktan sonra bakanlık hani yasaklamış ya bu büyüyü. Sen demiş hayırdır? Niye bu büyüyü yaptın? Hermione de demiş ki biz Voldemort'a karşı savaştık. Voldemort'a. Sizin demiş haberiniz var mı? Biz karanlık lordu devirdik falan demiş böyle. Hayatınızı kurtardık haberiniz yok. Tribüne girmiş. Bakanlık da demiş ki okey tamam. O yüzden ceza almamış Hermione. Ama Hermione de zaten yasa dışı bir büyüyü. Hani böyle bir şey olmadan da kullanmazdı zaten. Böyle. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Bina seçimleriyle alakalı. Bu arada senin binan ne biliyor musun? Ne? Yaptın mı testi? Hayır. Pottermore'da test var onu çöz. Harbi mi? Yaparım. Seninki ne? Ben Gryffindor. Çok klişesi Musa. Ne yapayım oğlum Gryffindor'u attı lan. Kardeşim çok klişesi. Ama benim burcum falan aslan ya. Belki oradan böyle şeyler vardır. Siz de kendi binanızı yorumlara yazabilirsiniz. Hatta şuraya belki anket falan koyarım ona göre şey yaparız. Belki ikisini de yapmanızı isterim falan. Yaparsınız bir şeyler siz. Siz bilirsiniz işinizi. Gelelim seçmen şapkaya. Seçmen şapkanın çok zorlandığı iki tane seçim olmuş. Normalde seçmen şapka herkesi kısa sürede binalarına yerleştiriyormuş. Şeyi hatırlıyor musun? Malfoy'u. Aynen anında söylemiş. Slytherin diye böyle. En çok beklediği birkaç kişi var. 2 dakikayı aşkın olarak Harry, Neville ve Hermione de bekliyor seçmen şapka. Tam Harry'yi anlıyorum. Hermione'yi de. Neville'ı niye beklemiş? Oğlum yani Neville yani az kalsın seçilmiş çocuk oluyordu ya. Hayır ama yine Gryffindor'a gitti yani. Başka evet. Nereye gidecekmiş ki? Ama belki Voldemort'la bağlantı bilmem ne falan filan diye. Yani kaynakta böyle yazıyor. Hermione, Harry ve Neville de çok zorlanmış. Ama bunlardan daha da zorlandığı iki karakter var. Onlar da 5 dakikadan daha uzun sürmüş karar vermesi. Bu iki karakter beni şaşırttı. Gerçekten şaşırttı. Yani bir tanesi çok değildi. Diğeri acayip şaşırttı. Önce şaşırtmayandan başlıyorum. Peter Pettigrew. Zaten belliydi onun kanı bozuk. Evet. Slytherin'e yerleştirmek istemiş ilk baş seçmen şapka. Ama keşke yerleştirseymiş. Yerleştirmemiş. Abi. Kendisi aslında bir Slytherin'di. Yerleştirse onu düşünsen hiç tanışmayacaklardı Potter'larla. Evet. Mutlu mesut yaşayacaklardı ya. Gibi olacaktı yani. Ama o zaman da film biter. Adamlar yaşasın mutlu musun? Sen ikinciyi gör. McGonagall. O ne ya? Bilmiyorum. Gryffindor'a yerleştirmişler. McGonagall da Ravenclaw'a yerleştirmek istiyormuş. Çok zeki diye falan mı acaba? Olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Ama bayağı zorlanmış McGonagall'da da. Peter Pettigrew'la McGonagall için 5 dakikadan uzun süre düşünmüş. İkisini de en sonunda Gryffindor'a yerleştirmiş. Keşke Peter Pettigrew'u yerleştirmeseymiş. Bunda geçiyoruz. Şimdi nefret edilen bir karaktere geliyoruz. Benim şahsen en nefret ettiğim karakterlerden bir tanesidir kendisi. Senin mesela en nefret ettiğin karakter kim? Şey ya. Ney Hademe vardı ya. Neydi onun adı ya? Hademe kim lan? Filch. Filch ya. Public Hademe diyor ya. Adam görevli. Pardon görevli. Okul görevlisi. Filch. Niye? Filch'e ben de uyuzum ya. Büyü yapamıyor adam. Kof. Değil mi? Aynı zamanda ırkçı tamam mı? Büyü yapamayanları ezen bir yapısı var yani. Çok iğrenç bir insan. Harry'i şeyde yakaladı ya. Sinüs uç üstünde yakaladı. He ya korkunçtu oğlum bir de adam ya. Evet tipim biraz garipti yani. Küçükken çok korkardım. Ben de Filch'ten ben de korkardım. Neyse benim en nefret ettiğim karakterlerin başında da şey geliyor. Dolores Umbridge. Kurban suratlı ya. Allah'ın belası. Adi. Sonu iyi oldu. Sentorlar mentorlar götürdü de. Adamlar götürdü bunu. Evet. Dolores'in hikayesi çok ilginç. Yani Dolores'in orijinal hikayesi değil de J.K. Rowling tarafından söylenen şey çok ilginç Dolores hakkında. Dolores okulun en uyuz hocası ya. J.K. Rowling Dolores Umbridge'i kendi öğretmenlerinden birinden esinlenerek yazmış. Harbi mi? Düşünsene J.K. Rowling'in hocasısın abi. Yazık kadına. Orada ya. Burada kesin hava atıyordur var ya. O tip hocalar hep öyle olur. Çocukluğunda böyle çocuğa verir veriştirir falan filan. Çocuk bir yere gelince de işte bunu ben okuttum. Tribüne falan girer. Olmasan okumazdı. Bir de kendini izliyor ekranda diye. Bir de çünkü hani sadece karakter olarak değil şey olarak da hani sadece karakteristik özellikleri olarak değil. Fiziksel özellik olarak da kendi öğretmeninden esinlenerek yapmış. İşte şapka, pembe kıyafetler, danteller, manteller falan. Hepsi o hocadan gelmeymiş. Yani o hocadan esinlenerek yapmış. Düşünsene o hoca yerinde olduğunu. Yazık ya. Kendini izliyorsun resmen. Oh, diyorsun herkes. Ya Allah Allah J.K.'yi ben hani ben eğittim falan böyle sinemada seyrederken. Ama bu karakter bana benziyor da pek iyi bir karaktere benzemiyor falan filan diye. Çok kötü bir durum ya. Şimdi bak biz seninle aynı liseden mezunuz. Aklına bir hoca geliyor mu? Dolayısıyla benzeyen mi? Yok sen mesela hikaye yazıyorsun. Kötü bir öğretmen karakteri lazım sana. Hocam buldum işte. Şiddete eğilimli. Şiddet
manyağı ya. Adam sadist, anlıyor musun? Dövüyor mümür herkesi. Neyse, bu da böyleydi. Sizin de varsa hocalarınız söyleyebilirsiniz. Tarif falan edersiniz yani. Bizimki biraz deli bir hocaydı. Vururdu vururdu böyle tuhaf tuhaf. Ama vururken hoşuna giderdi çünkü. Evet, evet. Kalbini kırmadan vururdu. Ya adam kötü bir adam değildi. Aynen. Ama tuhaf bir adam. Zevk alıyordu. Evet. Neyse, geçelim. En sevdiğim film dediğim gibi Azkaban Tutsa olabilir. Yani bir tık daha üstte olabilir. O da Sirius yüzünden demiştim. Bahsettiğimiz o Azkaban hapishanesinde bir geçmişi var. Biliyor musun? Kimin? Azkaban hapishanesinde. Ne kimin ya? Hapishanenin geçmişi var. Biliyor musun diyorum, kimin diyorsun? Oğlum Sirius'dan bahsettin önce. Hayır. Sirius'un geçmişi zannettim. Bak cümleyi baştan alayım, tamam mı? En sevdiğim film Harry Potter filmleri arasında Azkaban Tutsa dedim. Sirius yüzünden dedim. Azkaban hapishanesinin de bir geçmişi var dedi. Tamam böyle. Biliyor musun dedim. Kimin dedi? Tamam böyle demedin ama. Böyle dediğim cümle aynı bu. Hayır, Sirius nereye sattın, kafam karıştı. Tamam onu da bak az önce söyledim yine Sirius yüzünden diye. Sonra dedim ki Azkaban hapishanesinin de bir geçmişi var dedim. Biliyor musun dedim. Kimin abi, dedin? Böyle güzel böyle. Bak kayıt var. Kayıt var, oynatırım. Oynat abi, ben güveniyorum kendime. Hala boş yapıyor. Neyse, Azkaban hapishanesinin bir geçmişi var. Tamam anladım. Onu anlatacağım. Azkaban hapishanesinin geçmişi de Harry Potter evreninde bizim izlediğimiz zamanda gördüğümüz kadar karanlık. Nasıl biliyor musun? Ne saçma bir açıklama oğlum. Ya bir dinle ya. Oğlum gördüğümüz kadar karanlık değil olur. Gördüğümüz kadar karanlık ne? Oğlum hapishanenin mazisi gördüğümüz kadar karanlık. Tam ben ters köşe oldum, beklemiyordum. Şaşırdım. Bu mantıksız anlamına mı geliyor? Bir şey yüzden mantıksız geldi oğlum. Tam şey diyeyim. Geçmişi bile karanlık. Aynen. Geçmişi bile kötü. Neyse. Azkaban'ın geçmişini anlatacağım. Çok uzattık muhabbeti. Azkaban'ın geçmişi şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi Azkaban hapishanesinin bulunduğu yer, hani saçma sapan bir denizin okyanusun ortasında ya böyle. Ne muggle'ların haritasında var, ne de büyücülerin haritasında var geçmişte. Kimse de yok. Kimse bilmiyor aslında Azkaban hapishanesini önceden, geçmişte. Mekan hapishane değil değil mi? Normal. Yok, o zaman normal bir kara büyü mekanıymış. Hapishane değilmiş. Bir kişi biliyor Azkaban'ın yerini. Hapishane demeyeceğim şu an çünkü o zamanlar hapishane değilmiş. Bir kişi biliyor. Tüm dünyada düşünün. Hem muggle'larda hem büyücülerde sadece bir kişi biliyor. Ekrizdis diye bir Ekrizdis. Ekrizdis. Evet, öyle yazılıyor da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Tuhaf bir okunuş da olabilir. Emin değilim. Ekrizdis diye yazılıyor. Öyle bir kara büyücü biliyormuş yerini sadece. Tek kişi. Ama bu Ekrizdis çok fena bir büyücüymüş ya. Öyle böyle bir kara büyücü değil. Yu-Gi-Oh'ta var ya kara büyücü diye kart. Onun gibi falanmış, tamam mı böyle? Bayağı üstün. Çok üstün. Hayvan gibi bir kara büyücüymüş ama kötü niyetli bir kara büyücüymüş. Adam kimse tarafından bilinmiyor ya Azkaban. Muggle denizcileri Azkaban'a çekip işkence edip öldürüyormuş. Oha. Öyle manyak ruh hastası ve çok da maalesef yetenekli bir kara büyücüymüş Ekrizdis. Bermuda Şeytan Üçgeni olmasın ya. Tam o örneği verecektim biliyor musun? Ben de diyecektim ki kesin bunu Bermuda Şeytan Üçgeni'nden esinlenip yazdılar. Mantıklı. Bu backstory yani. Çok mantıklı abi, şu anda da hala öyle bir olay var yani. Giden kayboluyor. Neyse, sonra günlerden bir gün tabii ki bu Ekrizdis denen kara büyücü ölmüş. Allah. Çünkü kendisi Nicholas Flamel değil. Ölmüş, adayı gizleme büyüsü yapmış aslında adaya. Niye? Kimse görmesin diye. Niye oğlum, ölmüşsün? Bu ne? Hayır, ölmeden önce yapmış. Ha. Denizcileri falan çekip öldürüyorken gizleme büyüsü yapmış, o yüzden kimse bilmiyormuş aslında. Öldüğünde de bu gizleme büyüsü kalkmış. Sihir Bakanlığı'nda adayı bir şekilde bulmuş. Sonra gidiyorlar, lan bu ne diyorlar? Böyle mekan mı olur lan diyorlar, biz bunu önce falan niye görmedik falan tribüne giriyorlar. Sonra diyorlar ki biz bakanlığız oğlum, istediğimizi alamaz biz. Haşık diye el koyuyorlar oraya. Çökmüşler adamı. Sihir Bakanlığı. Ama adam ölmüş normal aslında. Devlete kalıyor ya. Böyle biz bakanlık demiş ki aha boş yer. Almış ABB yapacaklarmış oraya, ilk baş vazgeçmişler sonra. Düştü ama denizin üzerinde AVM falan. Çok yaratıcı kardeşim. Güzel fikir. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Sihir Bakanlığı almış. Hadi buraya en güzel ne olur ne olur demişler, hapishane yapmışlar. Azkaban çok korkutucu bir yermiş. Hatta J.K. Rowling şöyle de bir referans veriyor. Diyor ki içeri giren ilk büyücüler, yani Azkaban hapishanesinde kapatılan ilk büyücüler içeride ne olduğunu hiçbir zaman hiç kimseye anlatmamışlar. O kadar korkunçmuş yani önceden. İlk zamanlarda. İlk zamanlarda. Yani demek ki hayvan gibi ruh emici mi dersin, işkenceler mi dersin, kara büyüler mi dersin? Bence o tarz bir şey vardır yani, yoksa niye anlatmasınlar ki? Sirius da mesela böyle bir kitap çıkarsa. Azkaban'da yaşadıklarım. Güzel olurdu bence. Neyse. Ama adam hep kaçak hayat sürdü. Tabii. İlk kitap çıkarsa böyle giderdi herhalde. Hatta J.K. Rowling demiş ki içerideki ruh emiciler, içerinin ruh emici dolu olması bile hapishanede olan kötü şeylerin yanında hafif kalıyormuş. Öyle korkunçmuş ilk dönemde.
filmlerinde Azkaban hapishanesi. Ya bunları biliyor muydun? Bilmiyorum. Her gün yeni bir bilgi. Öğrenmiş olduk. Kaç tane saydık bilmiyorum ama saydık bayağı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Niye bu kadar ciddi bir kapanış yapıyorum? Şu an gerçekten hiçbir fikrim yok. Arada sırada böyle belki filmlerle alakalı eğer bunu beğenirseniz bu şekilde hani bilinmeyen şeyleri, yani tabii ki de genel olarak bilinmeyen şeyleri araştırıp böyle videolar yapabilirim. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz ya da yorumda yazabilirsiniz bu videoların devamının gelmesi için. O zaman bugünkü videoyu biraz farklı kapatalım. Size şarkıyla çıkış yapayım. Elektrole çalsana. Hangisiyle? Elektrole çalarım da amfi falan çıkartmam lazım ya. Ona üşeniyorum şu an. Çünkü amfi yatağın arkasında, kablolar aşağıda. Pedal medal bağlayacağım sonra. Benim yerimden kalkamam şu an. Neyse. Böyle videodan çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Böyle de hani bu sefer farklı bir çıkış yapmış olalım videodan.